Analiz Sentez'e hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 5 Ekim günlerden Cuma. Yine haftayı kapatıyoruz ve yine yoğun bir gündemle kapatıyoruz diyelim. Birazdan Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Mustafa Kartoğlu, Star Gazetesi Ankara temsilcisiyle ekonomiye ve siyasete dair başlıkları konuşacağız. Gündemi konuşacağız diyelim aslında. Ama onun öncesinde hemen bir bakalım rakamlarda neler var. Şimdi rakamlara bakmadan önce aslında şu detayı da aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı dün. Ekonomiye dair de bazı açıklamalar yaptı, pes etmeyeceğiz dedi. Birazdan detaylandıracağız ama onun dışında açıklamaları önemliydi. Özellikle Avrupa Birliği ile ilgili olanlar. Şimdi rakamları verelim. Borsa İstanbul 94.496 seviyesinden kapanışını yaptı ve mali piyasalarda %4,5 bankalar özellikle diyelim. Satış vardı. Dolar kanı %8'lere yükseldi çünkü dolar yükseldi. Ons'ta 1198, hafif bir düşüş var. Hala 1200 civarında dolaşıyor. Altın kritik. Önümüzdeki süreçte altını 1320'lerde görme ihtimalimiz var. Ama buralarda ne yapacağı önemli. Petrole döneceğiz. Petrol sıkıntılı maalesef. 85 dolar bizim açımızdan iyi değil. Enerji maliyetlerimizi yükseltiyor. Dolayısıyla hem doların artması hem enerji fiyatlarının artması Türkiye açısından çok pozitif değil. Daha doğrusu enerji ithal eden ülkeler için diyelim. Sadece Türkiye bazlı almayalım bunu. Faiz cephesine döneceğiz hemen. Şimdi faizler %26'nın üzerinde. Repo faizi %22,5 seviyesinde ve hemen başlıklarımıza bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları var dedik. TRT World Forum'un kapanış konuşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bedelini o teröristlere ödeteceğiz diyor. Biliyorsunuz 8 tane şehidimiz var Batman'da. Gerçekten şehit konusu olunca konuşacak bir şey bulamıyorum. Bütün çocuklarda o 8'i de birbirinden pırıl pırıl gençler. Allah'tan da rahmet diliyorum ben. Avrupa Birliği için referandum sinyalini verdi yine aynı yapmış olduğu konuşmada. 81 milyon sandığa gidebiliriz. Referandum için konuşuyor. Bunun etkileri ne olabilir? Konuşacağız birazdan. Ve Bursa'ya hibrit motor fabrikası Bakan Varank'ın açıklaması. Şimdi özetlere bakalım. Irak'ın kuzeyinde 10, Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin'de 6 Eylül'de öldürülen teröristlerden birinin 4 milyon lira ödülle kırmızı listede arandığı da ortaya çıktı. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen savunma bakanları toplantısına katıldı. ABD'li mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini de anlattı. Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan hala haber alınamıyor. En son salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girerken görüldü. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Olayla ilgili bilgi istendi. Şimdi Ergenener'in kolu Çorlu Deresi'nde bir çevre katliamı yaşanıyor. Fabrika attıkları yine. Yani nasıl yapıyorlar bunu anlamıyorum. Cinayet işler gibi çevreyi katlediyoruz. Sonuçta bu dünya, bu çevre bize lazım gelecek için. O fabrika yani fabrika sahiplerine buradan sesleniyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bizim geleceğimizi alıyorsunuz. Çerkezköy Kaymakamlığı inceleme başlattı. Umuyorum bulunur ve en yüksek cezayı alır. Merkez Bankası yüksek enflasyonun nedenlerini açıkladı. Bu arada temel mal, gıda, enerji gruplarının Eylül enflasyonunda belirleyici rol oynadı. Belirtildi zaten gıda enflasyonu %30 yaklaştı. Küresel kriz sürüyor açıklama IMF'den geldi. 10 yıl geçmesine rağmen hala üretimden doğum oranlarına kadar birçok alanda krizin devam ettiği açıklaması var. Hakan Bey'le bunu da konuşacağız. Tekrar günaydın diyelim Analiz Sentez'den ve Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de. Mustafa Kartoğlu günaydın.
Günaydın. Günaydın. Günaydın Mustafa. Hakan, hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Küresel Düşünce Liderleri Forumu'nda dün konuşması vardı. Zaten gazetelerde de var. Haberlerde de çok konuşuldu. Şimdi özellikle bu Batman'daki terör saldırısı, 8 tane şehidimiz var orada. Çocukların hepsi birbirinden ışıl ışıl çocuklar, genç çocuklar. Uzman çavuş olan var. Uzman astsubay olan bir kişi. Diğerleri uzman çavuş. Ve hain bir saldırıyla hayattan koparıldılar. Şimdi biz terörle mücadeleyi 15 Temmuz sonrasında daha sık hale getirdik ve göz açtırmıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da terörün bedelini o teröristlere ödeyeceğiz. 7 can giderse 700 terörist öldüreceğiz açıklamaları var. Üzerine gideceğiz, durmayacağız diyor. Şimdi önce bu konuyu biraz konuşmakta fayda var. Canla başla mücadele ediyoruz ama hala hain tuzaklara maalesef çocuklarımızı kaybediyoruz Mustafa Bey. Çünkü arka buluyorlar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerin acısını hafifletmemiz mümkün değil. Ama arka buluyorlar ve o yüzden bu kadar şımarık davranabiliyorlar. Hala bu yanlış yol üzerinden gidebiliyorlar. Nasıl arka buluyorlar? Türkiye'nin yayınladığı kırmızı listede adı olanlar Amerika askerleri tarafından, subayları tarafından, ordusu tarafından ziyaret ediliyor. Onlarla konuşuluyor. Onlara silah mühimmat yardımı yapılıyor. Burayı bırakmayın, arkamız sağlam mesajı geldiğinde de burada her türlü kullanacak terörist bulabiliyorlar. Bu kadar nettir bu iş. Yani kimse kendini kandırmasın. Biz 30 yıldır bu ülkede bu haberleri yapmaktan hakikaten anamız ağladı. Herkesin anası ağladı. Şu anda sanmayın sadece şehitlerin ve onların yakınlarının anneleri ağlıyor. Şu anda Türkiye'deki bütün anneler ağlıyor. O yüzden onların arkasındaki o desteği kesmesi lazım Türkiye'nin. Evet, elbette yakaladı herkesi. Kullanıldı, kullanılmadı. Artık bunun bir önemi yok. Terörle bulaştıktan sonra kullanıldı, işte cahildi falan, kandırıldı. Onların çok bir manası yok. O yüzden içeride onlarla mücadele edilecek ki ediliyor. Ama dışarıda da sırtlarını sıvazlayanlara merak etmeyin koçum, bakın arkamızda kim var fotoğrafı verdirenlere. Onlarla da mücadele etmek gerekiyor. Bence en büyük mücadele öbür tarafta verilecek mücadele. Yani valla ben artık gerçekten yani hiç gerçekten bir erkek annesi olarak yani hiçbir şey diyemiyorum. Erkek de kız da yani herkesi çok fazla etkiliyor. Hani 40 yılı aştı gerçekten bu sorun. Evet. Yani Türkiye'nin zaman zaman işte ya sevinsek unutur gibi olsak filan da yani toplum olarak mutlaka güvenlik güçleri bunu unutmuyorlar. Tabii. Ama unutur gibi olsak da bu hala Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Yani bu bir mücadele. Yani buna Türkiye'nin başı sağ olsun diyeceğiz. Tabii ki böyle bunu söyleyip insanların içine bir rahatlatma imkanına da sahip olamıyorsunuz. Bu elimizden gelen bir şey değil. Değil maalesef. 8'e yükseldi sonra zaten. Önce 7'ydi. Evet. Şimdi Amerikan Büyükelçiliği bir açıklama yaptı arkasından. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir diyor bir yerden. Mustafa Bey'e de aynı soruyu yönlendiriyorum şimdi, hem Hakan Bey size. Evet. Ancak Cumhurbaşkanı açıklamalarında 19 bin tır silah gitti diyor Amerika'ya tarafından. Bu YPG, PYD işte aynı. İkisi de terörist. Büyükelçilik işte teröristler, PKK teröristleri son vermelidir diyoruz, kınıyor diyor. Diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri hala oraya silah sevkiyatı yapmaya devam ediyor. Silah sevkiyatları sonuçta PYD, PKK istediğinizi söyleyin. Terör örgütü yani. Oradan oraya silahlar dolaşıyor. Şimdi bu ikili durumu biz nasıl çözeceğiz? Çözmeye çalışıyoruz tabii. Mumbiç'te konuşuyoruz falan ama bu da ikili bir durum var yani sonuçta. Çok kolay değil çünkü niyetler farklı olduktan sonra, hani samimi olmadıktan sonra bunlara tarihte, bizim sadece tarihimiz bile ki yani dünya tarihinde de pek çok
Hani çok fazla örneği var. Çok. Bizim tarihimizde de çok örneği var. Hani bunlara tabii samimi bulmak falan pek mümkün değil. Yani onun için çok kolay bir çözümü olduğunu da doğrusu hani eğer oturalım doğru konuşalım ben çok düşünmüyorum. Bu bir şekilde bölgedeki insanlar bu işe sahip çıktıkça ancak bunun çözümü bölgedeki devletler bu işte samimi olarak çözmek üzere harekete geçtikçe bu büyük güçlerin de buraya olan müdahalelerini en azından azaltmak ya da daha etkisizleştirmek mümkün. Bu olmadığı sürece bu ayrılıklardan, bu uçurumlardan mutlaka bu güçler faydalanacak ve faydalanmaya da devam edecek. Yani ana çerçeve bu. Evet. Onun için böyle çok kısa vadede ya biz şunu yapsak bu olur diyebilmek en azından benim aklıma böyle bir çözüm gelmiyor. Yok zaten. Biz bu sorunun temelden çözümü için yapılacak işleri doğru biçimde o adımları atmaya devam etmeye mecburuz. Bunun başka alternatif bir yok. Alternatifi olduğunu da düşünmüyorum doğrusu. Mustafa Bey, şimdi biz burada çok konuşuyoruz Suriye, İdlib, Amerika'nın tırlarla silah göndermesini. Dün zaten Cumhurbaşkanı'nın da gündemindeydi, söyledi ve Amerika tarafından dedi. Alenen biliniyor bu durum. Ama işte Amerikan Büyükelçiliği de ayıp olmasın diye herhalde böyle bir açıklama yaptı. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız dediler ama sadece sözde. İcraatta bir şey görmüyoruz tabii, öyle görünüyor. Bizim yanımızdalar, evet, terörle mücadelede yanımızdalar. Fakat Amerikalılar kendi koydukları tanımlarla, kendi değiştirdikleri tanımlarla hukukun da gerçeğinde değiştiğine dair bir kanaate sahipler. Yani adına YPG dediğinizde bu PKK olmuyor. Terörle mücadelede PKK ile mücadelede yanımızdalar. Bunları kınarlar, durdurmalıdır derler. Bu bir talimat olsa PKK durdurur. Çok net söylüyorum, PKK durdurur bu bir talimat olsa. Yani sizin müttefikiniz ve kendisi de dahil, yöneticileri de dahil, en son Suriye Özel Temsilcisi, eski Ankara Büyükelçisi de dahil, diğer müttefikler de dahil, PYD'nin, YPG'nin aslında PKK olduğunu pekala biliyorlar. En son burada konuştuğumuz bir İngiliz bakan net bir biçimde söyledi. Aynı kökenlere dayanıyorlar. İfade bu, aynı kökenlere dayanıyorlar. Şimdi ifadeyi böyle yaptığınızda bu PKK olmuyor. Bir önemli bir kısmı da aslında oradan PKK'dan, kendilerini PKK'dan kurtulmak istiyor. Yani YPG'deki, SDG'deki önemli bir Kürt unsuru, kitlesi içlerindeki PKK'lı tasfiye etmek istiyor. Türkçesi bu. Şimdi bu ne demek? O ne demek? Bu demek zaten. Peki siz işbirliği yaparken, bir dakika, ben şimdi seninle Suriye'de işbirliği yapacağım da sen önce Türkiye'deki terörden vazgeç denilemez mi sizce? Yani basit mantıkla düşünün. Bu arada şu konu da var Mustafa Niye Bey. Niye böyle arada, bir şey söylenmedi? Arada Türkiye arada kalan kısmına fit olur olmaz, o ayrı bir bahis. Şunu da söyleyeyim, şunu da ekleyeyim, ben şu teröriste tıp merkezi diye bir haber var, akşam gazetesinde de vardı. Amerika şimdi Türkiye sınırında örgüte tıbbi acil müdahale, ilk yardım ve lojistik eğitim verecek diyor. Bölgeleri de belirlemişler. Sincar, Kamışlı, Kobani'de sağlık eğitim merkezleri oluşturulacaklar diye Amerikalı sağlık kuruluşları. Ve buna desteği veren de Castle International Arizona USA isimli şirket. De bu var. Ya zaten biliyorsunuz başka bir Amerikan sivil toplum örgütü de buradan insani yardım yaptığını söylüyordu. Sonra yasaklandı. Ne kadar ses çıktı onun? Kimse konuştu mu hakkında? Konuşmadı. Amerikalılar da konuşmadılar. Niye? Herkes kimin ne yaptığını biliyordu ondan. Sessiz sedasız kayboldular ortalıktan. Ne bir şikayet, ne bir başvuru, ne bir medyaya ağlamalar falan, hiçbir şey yok. Neyse, yani bu işler hakikaten böyle yapılıyor. Ama Amerikalılar şimdi sorsanız oradaki Kürtlerin, Ezidilerin yararlanacağı sağlık tesisleri falan kurduğunu söyleyecek. Buralarda PKK'lılar buradan yararlanmıyor diyecek. Biz buradan dışarıdan Türkiye tarafından gelen kimseyi tedavi etmiyoruz, etmedik, etmeyeceğiz. Vallahi billahi etmeyeceğiz diyecek falan yani. Çünkü tanımı değiştiriyor.
Şimdi bakın, en son 3 anlaşmadan çekildi değil mi? Dün konuştuk Amerika Birleşik Devletleri. Neden? 3 anlaşmadan dolayı Filistin ve İran onları mahkemeye verdi diye. Ne oldu? Anlaşmanın tarafı olmadığınız zaman mahkemeye veremezler size. Bu kadar basit. Ama bu sizin herhangi bir anlaşmayı ihlal ettiğiniz gerçeğini değiştirir mi? Değiştirmez. Ama sizi suçlu yapar mı? Amerikalılara göre, mahkeme olmayacağına göre suçlu da yapmaz. O zaman problem yok. Ben hiçbir uluslararası suç ya da işlemedim, sıkıntı ya da sebep olmadım diyebilir adam yani. Tertemiz bir geçmişim var diyebilir mesela Trump bir yıl, iki yıl sonra kalırsa yerinde. Neden? Çünkü kuralları kaldırırsanız suç da ortadan kalkar doğal olarak. Sorumluluk da ortadan kalkar. Şimdi adamın yaptığı bu. İsimleri değiştirip örgütü terör örgütü olmaktan çıkarıyor. Peki El Nusra sonra HTŞ olduğunda ne dedi? İsim değişse de biz kimin kim olduğunu biliyoruz dedi değil mi? Başkası değiştirdiği zaman olmuyor. Sadece Amerikalılar değiştirdiği zaman oluyor ya da değiştirdiği zaman. Amerikalılara lazım olan isim değiştirdiğinde kurtulabiliyor. Mesela itirafçı olduğunda kurtulabiliyor Rıza Zarrab gibi bir adam. Başkaları hakkındaki suçlamalarının delili olup olmaması gerekmiyor. Sallaması yetiyor yani. Ben gördüm, böyle dedim. Anda rüşvet verdiğim liste. Peki bu listenin doğru olduğunu, yani bunu sen yazdın, ben yazdım. Ama verdim. Verdiğinin başka bir kanıtı var mı? Yok. Gerek var mı? Yok canım, sadece söylemen yeterli. Peki burada ne oluyor? Bir tane papaz, pastör, ilişkileri var FETÖ'yle, telefon konuşmaları var. Güneydoğu'ya falan sık sık gitmiş ve çok fazla sayıda ve uzun ve şüpheli telefon görüşmeleri yapmış. Sonra bazı tanıklar bulunmuş, açık ve gizli tanıklar. Sonra gizli tanık niye var? Rıza Zarrab niye var? Şimdi bir böyle tiyatro oynayan biri kendisi dışında herkesin oyun oynadığını, tiyatro oynadığını zanneder. Kişi karşısındakini kendisi gibi bilirmiş. Şimdi Amerikalılar böyle çalışıyorlar. Yapılacak bir şey yok. Adamımız bu yani. Evet. Ha, ne kadar değiştireceğiz, ne kadar değiştirmeyeceğiz? Değiştirme konusunda ben çok iddialı değilim. Ama direnme konusunda iddialıyım. Ve zarar görmemek için o mücadeleyi kazanma konusunda da iddialıyım. Bu başarılabilir. Evet. Onlar değişir ya da değişmez. O onların sorunu. Ama siz kendi tedbirinizi alırsınız. Nasıl? Gücünüzü sağlayarak. Bu güç işte paradan geçiyor, silahtan geçiyor, istihbarattan geçiyor vesaire vesaire vesaire, her şeyden geçiyor. Ve dikkat ederseniz biz bu konularda bir iki adım attığımızda, biraz kendi içimizde mesafe aldığımızda çok daha farklı düşünmeye ve farklı konuşmaya başlıyoruz. Evet. O yüzden ben enseyi karartanlardan değilim. Önümüz aydınlık ama bunun için daha çok karanlığı yırtmamız gerekecek. Şimdi bugün konular çok yoğun, o yüzden hemen hızlı hızlı soracağım. Bir de AB için referandum sinyali. Lütfen. 81 milyon ile gideriz. Referanduma zaten Avrupa alışık, biz de yapabiliriz dedi. Şimdi yapılırsa nasıl bir sonuç çıkar? Dün gece yayında konuştuk. Yani Avrupa Birliği'ne destek biraz azaldı Türkiye'de tadında. Bayağı azaldı. Bayağı azaldı. Evet. Hani öyle bir durumda referandumdan evet çıkmak istiyoruz ya da işte girmek istemiyoruz tadında bir şey çıkarsa nasıl bir süreç işleyecek? Çünkü yani o zaman adaylık başvurumuzu çekeceğiz muhtemelen filan. O zaman ikili ilişkiler, ticaret ilişkileri, gümrük birliği, yani İngiltere'nin Brexit çıkışı nasıl böyle olacaksa, ki o başka bir şey, nasıl oluyorsa daha doğrusu, işte ne yapılacak, ne edilecek? Türkiye'nin de öyle bir durumda yol haritası da önemli olacak, evet, diye düşünüyorum. Gider mi referanduma? Şimdi kısa cevap vereyim. Evet. Bir, böyle bir referanduma şu anda ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim bir numaralı gündemimiz değil. Ne bizim toplumumuzda böyle bir şu anda bir dinamik var, ne de Avrupa'da bu yönde bir takım dinamikler gelişmiş vaziyette. Şu anda ilişkilerimizi düzeltme aşamasındayız. Düzeltmeye çalışıyoruz. Buna da ihtiyacımız var. Çünkü ticaretimizin %50'si Avrupa'yla. Biz coğrafi olarak Avrupa'nın yanındayız. Avrupa bizim yanımızda. Hangi türlü söylerseniz söyleyin. İkincisi de buradan şu anda öyle bir referandum olursa şu anda bir Avrupa Birliği'ne destek çıkmaz. Çünkü bir zaman öncesinden hatırlayalım. Hani çok da sıkıntılı bir süreç
geçirdik. Muhtemelen Avrupa'da da bu referandumu yapsanız Türkiye katılsın diye bir sonuç çıkmaz. Türkiye'den de biz Avrupa Birliği'ne girelim diye bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Ama zaten biz şu anda iyi kötü bir takım müktesebatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Avrupa Birliği'ne hazırlık bakımından, yasaların uyumlaştırılması bakımından zaten çalışmalar yapılıyor. Şu anda bunun yani, ötesinde bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyleyerek bir taraftan Avrupa Birliği'nde aslında politik açıdan da sıkıştırı evet. olabilir. Yani bu İşte ona getirecektim ben de. Yani o esas itibariyle şu anda bir siyaset açılımı bu. Hani ben buna çok ihtiyaç olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da düşündüğü kanaatinde değilim. Yani böyle bir aşamada, böyle bir dinamikte değiliz. Ama siyaseten tabii ki bütün bunlar söylenebilir. Bir takım kapılar açmak, bir takım görüşmeleri farklı boyutta biraz yürütebilmek, bir takım belki. Sinyaller vermek. Evet. Yani işte bak bunun arkası bu. Çünkü ne diyor? Bizim de katabileceğimiz çok şey var. Bizim katacağımız çok şey var diyor. Onlarınki de olabilir diyor. Yani burada dünyanın yeniden şekillenmeye çalıştığı, işte hep konuşuyoruz ya farklı güçlerin rekabet halinde olduğu bir dönemde Türkiye'de kendisine pozisyon arıyor. O pozisyonları yani pozisyonu da sağlamlaştırmaya çalışıyor. Ben o yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Mustafa Bey siz ne diyorsunuz? Yani referanduma gidileceğini ben de düşünmüyorum ama bir dış politika yönetimi olarak görebilir miyiz? Yok şöyle söylemek ben bunu ilk defa duymadım. Dolayısıyla evet bir süredir soğutulmuştu, buzdolabındaydı ama Avrupa Birliği dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı şartlı konuşuyor. Böyle giderse diyor. Evet. Şimdi bu şart ne demek? Avrupa Birliği hala size üst perdeden konuşacak. Hala iki adım ileri, işte iki adım geri, bir adım ileri, iki adım geri gidip geleceksiniz. Hala efendim filan şeylerde gelişme yok. Peki müzakere edelim aç başlığı. Başlığı da açmam ama sen de müzakere etmezsen filan. Tam hepsini bitirdik. Ne olacak? Ben bunu hep söylüyorum. Bu konuda ben bazen konuşurken diyorlar ki niye bu kadar öfkelisin? Bu konuda hakikaten öfkeliyim. Neden? Çünkü bu işleri bitirdiğimizi varsayalım. Bütün kriterleri yerine getirdik. Her şey sütleman, şahane. Başlıklar filan sıra geldi. Ne yapacağız? Açılacak mı başlıklar? Rum yönetimi veto koyuyor. Rumlar şimdi burada vetoyu kaldıracaklar mı zannediyorsunuz? Onlar Türkiye mi 80'den sonra NATO şeyini kaldırsınlar, Yunanistan'ın NATO'ya girmesine izin versinler. O da ayrı bir emir talimatla olmuştur da geçelim onu. Dolayısıyla bunlar bunu yapmayacaklar. Ha velev ki yaptılar. Zaten Avrupa Konseyi'nin kendisi şey koymuş, şerh koymuş oraya. Bunlar bittiği zaman ben bir daha bakacağım bunlara diye. Ben bütün bunlarla uğraşırken siz aman ille de gireceğiz ne olur Allah rızası için filan mı diyeceğimizi zannediyorsunuz? Hayır. O zaman ne olacaksa, o gün ne nasıl gelinecekse, nasıl bir Türkiye olacaksa o gün, nasıl bir Avrupa Birliği olacaksa, o gün oraya onunla karar verilecek. Ben Cumhurbaşkanı'nın söylediğinden anladığım bu. Evet. Ha bu gidiyoruz, geliyoruz, siren, ha ne güzel, işte bazen görüyorum yorumları. İşte Avrupa Birliği, işte bu. Tamam bizim için güzel bir şey, kötü değil. Ben de destekliyorum, yazılarım ortada, konuşuyoruz burada. Ama bunun tek taraflı bir ilişkiye dönüşmemesi lazım. Bu kadar basit. Amerika tek taraflı ilişki nedeniyle ortalığı kaosa sürüklüyor. Avrupa'yı kaosa sürüklüyor. Ne diyoruz biz? Bak Avrupa haklı. Kendine çeki düzen vermeli. Tek taraflı olmak. Tamam. Avrupa biz aynısını yaptığında ne yapacağız? O yüzden bu o zaman verilecek bir karardır ama bu şekilde düşünülerek ve Türkiye aman Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye değil. Avrupa Birliği'ne gerçekten ortak olacaksa bir manası var. Kazanacaksa bir manası var. Peki orada sıkıntılı bir durum var. Ama gene illa bir gireceğiz. Onu o zaman değerlendiririz. Ben onu öyle anlıyorum. Bu bugün yarın yapılacak bir referandum değil. Bir de Avrupa'dan girdik de mi çıkıyoruz referandumu? Zaten almadılar ki. Daha bizim hani Trexit diyorlar bazen de. Daha girmedik ya bir durum bakalım. Girersek onun çıkması o da bir problem de. Evet. Ama o günün işi olacak. O günde bu seçenek her zaman bulunacak ve bu seçenek zaten vardı. Her zaman Cumhurbaşkanı onu tekrar bir kez daha yüksek bir sesle hatırlatmış oldu. Tabii tabii. Evet. Bu yani önümüzdeki atılacak adımları, önümüzdeki birkaç yılı falan vesaireyi falan etkileyecek bir durum değil yani.
Şimdi geçiyorum diğer konuya. Evet, bu önemli. Yani bunun Brexit'le falan bir şeyle alakası. Yok, bunu söylemek, konuşmak lazım. Öyle. Konuştuk, konuşmakta fayda var. Zaten konuşulacak, tartışılacak. Şimdi Rus petrol şirketi Lukoil çok büyük bir şirket. Bunun yöneticisi dedi ki Amerika'nın İran'a karşı uygulayacağı yaptırımlar çok ciddi ve riskli. O yüzden biz bunu göze alamıyoruz dedi açıkça. Ve biz İran'dan petrol alımını durdurduk dedi. Şimdi bunu diyen Rus şirket. Amerika öyle bir şey dedi ki yani onlarla çalışanlar beni karşısında bulur vesaire, yani sert bir ifade kullandı. Şimdi Rusya bir Rus ama özel şirket, önemli özel değil. Şirket. Özel şirketi geri çekiliyor. Şimdi bizim tutumumuz biraz daha farklı. Biz tehdide çok Türkiye olarak boyun eğmek istemiyoruz. Evet. Ha bir de mecburiyetimiz de var yani. Hani mecburiyetten kastım. Enerji almamız lazım sonuç itibariyle. Ve onlar rahat. Ruslar rahat. Ruslar rahat, Ruslarda zaten petrol de var. Yani öyle bir sıkıntıları yok. Yani onun bunu söylerken arkasında neler olduğunu gerçekten çok iyi bildiğimizi düşünmüyorum. Evet. Yani Lukoil evet özel şirket ama hani sonuç olarak Rusya'dayız ve Rus devletinin politikalarının çok dışında hareket edecek bir yaklaşımı olamaz. Bunlar bir takım manevra adımlarıdır diye değerlendiriyorum ben. Hani bunun ötesinde bir anlamda doğrusu yüklemedim. Yani burada Amerika'dan korktum filan meselesine Ruslar böyle bir şeye gireceklerse bu hakikaten dünya açısından çok farklı bir döneme gireceğiz demektir. İşte bu, öyle okudum. Bir şey olacağını zannetmiyorum ben. Cümleyi o yüzden okudum. Yani, evet evet çok net, ben de gördüm. Riskler çok büyük diyor, o yüzden almayacağız diyor. Evet. Yani hani açıkçası yani yemedi bizim o davranışlar yani bunu bir, dedi yani. Bunu bir Avusturyalı şirket bile böyle bir dönemde zor söyler. Evet. Hani devletinin ana politikasının dışında zor söyler ama oradan belki bu türden bir takım çıkışları bekleyebiliriz. Fakat ben Rusya'dan böyle bir şeyi ben de çok olacağını hiç çok düşünmüyorum. Şaşırdım. Bunlar manevra olabilir. Üç vakte kadar biz anlarız. Arkası çıkar. Şimdi bir de şunu da sorayım hemen. Bursa'da alüminyum motor blok üretilecek. 100 milyon dolar bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu motor değil ama değil mi? Motor mu üretilecek yani? Motorun belli bir bölümü benim anladığım kadarıyla üretilebilir. Türkiye'de yani motor üretme konusunda kabiliyet... Üretiyoruz tabii. Ben onu anlamaya çalıştım. Hibrit motor mu üreteceğiz aslında? Hibrit motor, euroymuş. Evet. Evet. Ve ihtiyaç da var aslında. Çünkü ya dünyada da mesela bu tartışma son dönemde bir arttı, bir canlılık kazandı. Ama tabii tartışmalar sonuç yani bir yere doğru evrilmeye de başlıyor. Artık bununla harekete de geçmek lazım. Belki o açıdan önemli de bu. Yani bu elektrikli motorlara çok hızlı geçilemeyebileceği yönünde bir şey var. Ama dizel motor yani gözlerimiz bir anlamda tam ne olacağını seçemiyor ama geride kalmakta olanı da görüyoruz. Onun için bu hibrit motorlar bir süreçte mesela tarım araçlarında vesairede filan başta böyle bir güç gerektiren işlerde önemli olacak gibi görünüyor. O açıdan da ben de önemsedim tabii haberi. Enerji bağımlılığımızın da bir kısmını eğer çok güzel uygular ve yapar ve hibrit motora geçer ve bunu araçlarda kullanırsak biraz da kısmış oluruz bu enerji bağımlılığı. Çok küçük bir şey. Küçük tabii, ama olsun. Tabii ama küçük, sonuçta... Küçük şey yapılıyor, tasarruf yapılıyor sonuçta. Doğru ama ben şunu şu açıdan daha önemsiyorum. Bizde bu yönde çalışmaların olması ve bunlar eğer sürdürülebilirse de hani pazar ölçeği bakımından da sürdürülebilir niş alanlarda ya da bir boşluk vardır orada orayı yakalamışsak belli bir ürün tipinde bir model oluşturacaksak bunların hepsi son derece önemlidir. Evet. Sayın Varank çok hızlı gidiyor zaten. O konularda çok şey iştahlı bir bakan. Vallahi hıza ihtiyacımız var. Evet. Aceleci olmadan yok. Acele etmeye aynen. ihtiyacımız aynen. var. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bir de şimdi şeye geçsem mi diyorum CHP'nin bu adaylar isimler uçuşuyor havada ama Mustafa Bey. Ondan önce yine bir başka konu var aslında ona gireyim sonra o konuya gireyim. Çünkü bir de Bahçeli, Meral, Akşener tehdit biliyorsunuz birbirlerine tehditler vardı. Dün Meral Akşener'in evinde bastılar ona da gireceğim. Ancak şu emeklilikte yaşa takılanlar meselesine biraz girmek istiyorum.
Biz birkaç zamandır konuşuyoruz. Sayın Kalın'ın zaten bu noktada bizlik bir durumu yok. Meclise gelebilir dedi, bilemiyoruz. Meclise gelir gelmez, geçer geçmez, o da ayrı bir konu, onu da göreceğiz. Ama işte bunu da farklı okuyanlar oldu, farklı duyanlar oldu. Mustafa Bey, bunu biraz da açmak lazım. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar meselesi ve SGK meselesine ne dersiniz? Diyorsun ki iki günde tefe koydular seni, hadi bakalım ne diyeceksin? Şimdi dün de konuşuyorduk hakikaten, benim çok net söylediğim bir şey var. Şimdi o köpük dedim dün, köpük meselesini önce hiçbir ses çıkmadı da sonra galiba bunlar bir dernek mi ne bir şey kurmuşlar, artık resmidir gayri resmidir bilmiyorum, oradan bir yaydılar, hadi tepki gösterelim, onu şikayet edelim diye. Şikayet edilmedik yer kalmadı. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine, başka televizyon kanallarının yorumcularına, bir tanesi de bunu deşifre edelim filan. Neyi deşifre edeceksiniz? Zaten yayında konuşuyoruz. Herkes izliyor. Neyse. Şimdi mesele şu. Benim köpük dediğim, tabii bundan önceki günlerde de aynı ifadeyi kullandım. Köpük dediğim hadise bu işin köpürtülmesine kimin sağladığına ilişkin. Twitter üzerinden daha önceki yayınlarda da söyledim. Tabii kimse onları izlemiyor. Orada birisi alıyor, öbürü de yayıyor. Deri bir iki izleme ihtiyacı duymadan peşinden gidiyor. Zaten çoğu troll. Onları şeyden anlayabiliyorsunuz. Şimdi normalde bakıyorsunuz Twitter'da bir mesaj gözüküyor burada. Fakat Twitter'a giriyorsunuz, o mesajı açıyorsunuz, bakıyorsunuz arka arkaya gelmeye başlıyor. Halbuki site, uygulama açık yani, kapalı değil. Arka arkaya gelmeye başlıyor. Çünkü sizin online olduğunuzu gördüğünde, öyle girdiğiniz ve güncellediğinizi gördüğünde botlar otomatik olarak mesajları size düşürmeye çalışıyorlar ve atmaya çalışıyorlar. Mesele başkalarının görmesi değil, sizin görmeniz. Ve sizin rahatsız olmanız ya da etkilenmeniz filan. Neyse, çoğu hesabın İşte atıyorum 2009 girişli, 2011 girişli, yani kaydolmuş Twitter'a. Fakat bir bakıyorsunuz 8 tane mesaj var. Bir bakıyorsunuz takipçi oranı işte 50'lerle 60'larla 100'ün altında. Bu şu demek, arada bir bu kampanyalara giriyor, bu troll neyse, bu bot ya troll hesabı, ben aralarındaki farkı da çok fazla bilmiyorum, giriyor. Ondan sonra bütün hesabını siliyor. Yani bütün yazıp ettiklerini siliyor. Sonra yeni bir kampanya, önümüzdeki kampanyalara bakacağız diyor. Benim kastettiğim köpük bu. Bir de bir köpük ne demek? Altında onun bir ana karası, ana parçası var demektir. O yüzden bunu biraz insanlar Türkçe anlarlarsa sevinirim ama iyi tarafı şu, sosyal medyadan gelen mesajların çok önemli bir kısmı işi izah etmeye yönelik, kendini anlatmaya yönelik mesajlar. Bu gerçekten işi ciddiye alanların olduğunu da gösteriyor. Yani köpüğün altını da gösteriyor. Ama şunu söyleyeyim. Ben, sen de geçen gün hani bir tekrarlamıştın. Ben de normalde emeklilikte yaşını doldurmamışlardanım. Ben bunu böyle ifade ediyorum. Ben belki 40 yaşında emekli olabilirdim. Çünkü 85'ten beri çalışıyorum. 88'den beri sigortalıyım. İşverenim sigortamın primini yatırmadığı için 3 yıl emekliliğime yansımıyor. 90'dan bu yana, ben 90'dan itibaren emekli olma yaşını doldurabiliyorum. Süresini yahut. Şimdi gününü, yılını hepsi arkadaşlar hesaplasın. Kaç yıldır ben de bekliyorum değil mi? Bir sıkıntı var mıydı? Yoktu. Bir şey söylüyor muyum? Söylemeyeyim. Neden? Çünkü benim önümde bir takım şartlar var. Gün, yıl, yaş. Bunlardan biri olursa diğerlerine gerek yoktur demiyor yasa. Üçü de olsun diyor. Ben de böyle başladım işe. Yani ben başladıktan sonra bunlar oldu, evet. Ama tam devlet böyle uygun gördü. Çünkü işin ekonomisi böyle yürüyor. Böyle karar ver dedik, mevzu bitti. Ha düzeltilmeli mi, düzeltilmemeli mi? Evet, devlet der ki şu kadar yaş kardeşim. Ama bunun içerisinde şu kadar yıl çalışman lazım. Şu kadar gün prim ödemen lazım. Bunun içerisinde ki ben sana emekli olduğunda bakabileyim. Tamam, hiç itirazım yok buna. Devlet de bunu koyarken önce yaşı, günü, sonra yılı, sonra yaşı falan koyduğu için İnsanlar birinden geçince öbürüne takıldık zannediyorlar doğal olarak. Bu yasayı yazarken yaptıkları bana göre bir hata. Ama şimdi peki şimdi ne olacak? Ben de onlardan biriyim, ben bekliyorum yılımı. Başkaları niye beklemiyor? Peki beklemiyor. Bir şey daha, bir soru daha soracağım. Geçen yıl yok muydu bu sorun? Hep vardı. 5 yıl önce yok muydu? Vardı. 7-8 yıl önce yok muydu? Vardı. EYT yani diyorlar. O yasayla konuşuyorlardı yaş zaten. Sınırı getirildiği güne kadar. Şimdi şöyle ama. Yani o yasa çıktıktan sonra
prim ve yılı dolan herkes için o ne zaman dolduysa 5, 7, 8, 10 yıl önce o günden itibaren hep vardı. Ne oldu da bugün birdenbire kaşındı bu iş? O yüzden kimse bana bunu iyi niyetli olarak izah etmesin. Kusura bakmasınlar. Bir. İyi niyetleri tenzih edelim. Bu benim kişisel yorumumu yaptım şu ana kadar ki kişisel. Ha, şimdi iyi, ayrı bir bahis. Ben ne diyorum başından beri ama? İnsanlar ya emekli olalım. Belki bir yerlerde bir bakkal dükkanı açarız ya da şu şu işi yaparız. Öbür taraftan da emekli maaşımız gelir. Çünkü bununla geçinemiyoruz. Hiç itirazım yok. Temel olan emeklinin çalışmaya ihtiyaç duyurulmamasıdır. Esas olan. Buna hiç itirazım yok. Öbür beklentiyi de anlayabiliyorum. Fakat bunu bir hak olarak sunulmasını anlamıyorum. Ha yasayı değiştirmeselerdi işte bu böyle. İyi de kardeşim yasayı değiştirmeselerdi diye başlarsanız o zaman o kadar çok yasa değişikliği ve o kadar çok o yasa değişikliklerinden kaynaklanan bazılarının çıkarlarına dokunan işler var ki o zaman hepimizin ayağa kalkması lazım. Benim kastım bu. Bu iş konuşulabilir, kulisi yapılabilir ama sağa sola öfkeyle hakaretler yağdırılarak sürdürülecek bir iş değildir. Mecliste taşınabilir işte, ama siz dediğinizde ben mesela dediğimde yasayı çok yüksek, çok ciddi bir ekonomik yük getiriyor dediğimde buna efendim Suriyelilere para vermeyi biliyorsunuz ama diye cevap vermek değildir. İşte bu cevabı veren köpüktür, kusura bakmasın. Evet. Bu cevabı veren ortalığı kabartıyor. Ama bahsi geçiyor. Hepimiz çalışanız, hepimiz SGK'lıyız, hepimiz emekli için belli şartları yerine getirmek durumundayız. Evet. Bu şartları yerine getirirken 5 yıldır var olan şartları 5. yılın sonunda 6. yıl daha önce bir sürü şey tartışıldı değil mi? Emekliye ikramiye var mıydı bu tartışma? Hayır ben hiç duymadım. Neden şimdi var? AKB'de bir şey... işin haklı gerekçelerini ya da kulisi yapılabilir gerekçelerini bir tarafa bırakıyorum. Ama bu şekilde insanlar yani şunu söylüyorlar. Siz çalışın bana emekli maaşı ödeyin. Neden ben çalışıyorum o zaman? Evet. Hakan Bey de bir şey aktaracak. Geçinip geçinemem ayrı bir şeydir. Bakın bunu bir tarafa bırakıyorum. Ne? Geçinip geçinmemek ayrı bir şey. Eyvallah. Hakan Bey buyurun. Biraz işte o yani geçim sorunu arttığı için son dönemde biraz daha bunun daha fazla konuşulur hale geldiğini. Tamam bunu söyleyin. Evet yani olay o. Yani biraz bundan da kaynaklanıyor. Çünkü çok doğru konuşulması lazım. Hani hakaret... Veyahut da sen ne diyorsun kardeşim diye bizim hakkımızı engelliyorsun. Bunlar başka bir şey. Konuşulması lazım. Sürdürülebilir mi? Tabii. Ben de sürdürülemeyeceğini. Ben de engellemeyeceğim. Tabii. Ama sürdürülemeyeceği çok net. Zaten niye bunlar yapıldı? Bunun için yapıldı. Keşke sürdürülebilir olsak, devlet olarak da öyle bir güç olsa. Şimdi yaşlar da uzadı. Hani baktığınız zaman Avrupa'da da bu benzer bir durum var. Yani artık yaşam süresi uzadı. Bunu bir ama şu da i̇şte doğru. Bazı onlar, insanlar çok daha çıktı, erken. Biz 1999 öncesi diyorum, böyleydik. Hayır bunu EYT'ler söylüyor sonra uyarı yapıyorlar bana da ben söylemiş olayım da ondan sonra. Eyvallah. Biz bunun farkındayız. Biz de biliyoruz yani 99 öncesi günü ve şeyi dolduranlar, yılı dolduranların hak ettiğini. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ana bana da anlatıyorlar da o yüzden. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz öyle yani. Çok insan böyle. Çok yani. İnsan böyle. Evet. Bunu bu ekleyeyim de o yüzden. Buyurun. Tamam ekleyelim. Yok ya eleştirsinler de yani bunda bir şey yok ama sürdürülüp sürdürülemeyeceğini de görsünler. Fakat bir yandan da şöyle bir açıdan da haklı bu insanlar. Neden haklılar? Şimdi biz her gün ne konuşuyoruz? O iş alemine şu destek, buraya bu teşvik, burada bilmem ne var filan. Ya herkes böyle bütünü düşünen bir atmosfer, bir haleti ruhiyede değiliz. Herkes ister istemez kendini düşünmeye başladı. Evet. Yani böyle bir nokta da var bu işin içerisinde. Bu o zaman mesela Suriyeliler meselesi falan ayrı ama biz yani insanlar şunu gördüğü zaman ya o kurtarılıyor bu bilmem ne oluyor. Ya bu adam kötü yönetmiş. Mersin, atıyorum yani araba markalarında suçlamanın gereği yok ama lüks arabalara biniyor. Oğluna bilmem ne kadarlık sünnet düğünleri yapıyor vesaire. Ama diyor ki hadi beni yeniden yapılandırın. Niye? Hani bunu bir bütün diye bakıyorum. Yani evet. Hiç kimse de özellikle günümüzde bu iletişim araçlarından muaf değil. Herkes bunları görüyor, takip ediyor.
seviyeli bir şekilde bunların tartışılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tek konuda Sayın Kartoğlu'na katılmıyorum. Yasalar, sonuç itibariyle yasalara doğuyorsak, illa onları tabii ki kabul ediyoruz yasalar. Onlara uymak zorundayız. Ama onları değiştirmek için mücadele edebiliriz. Tabii, bir yasa çıktık, biz de buna kabul ettik diye bir şey yok. Değiştiririz. Ben onun da bu yönde pek çok daha önceden adımının olduğunu biliyorum. Ya bizim sonuç olarak Türkiye'yi ilerletmeyen bir yasaysa, bu iş için söylemiyorum. Genel olarak. Evet. Şimdi bu konuyu kapatıyorum hemen. 10 dakikam var. Konum çok. Şimdi tamam, itirazım yok zaten benim de ona. Bir cümle şunu söyleyeyim mi Selia, müsaade edersen? Tabii. Buna benim de itirazım yok elbette. Yasalar sonuçta ihtiyaçlara göre yapılır ve değiştirilir. Burada hiçbir itirazım yok. Fakat problem şu. Biz eski yasayla yaptığımız şeyde ne hata yaptık? Bunu yenisiyle nasıl bir düzeltme yapacağız? Ve bunun maliyeti bize ne olacak? Başkalarına kazancı ne olacak? Bununla ilgili herhangi bir analiz bir yerde gördünüz mü? Evet. Herhangi bir sosyal medyada insanların biz şu kadarız, mesela dernek kurduk diyorlar. Biz şu kadarız, şu kadarı kamuda memur, şu kadarı kamuda işçi, bu kadarı özel sektörde işçi ya da memur, işçi ve şu kadarlık bir sayı var. Bu kadarlık sayıdan SGK'ya ne kadar prim gidiyor ve SGK ne kadar prim kaybedecek? Evet. İşveren ya da devlet ne kadar kıdem tazminatı ödeyecek? Yani günü gelmeden kendi hesabına göre planladığı zamandan evvel önüne ne kadarlık bir fatura çıkacak? Bununla ilgili bir çalışma var mı? Hayır. Ne var? İnternette işte bir gazeteci başkasına şikayet etmek ya da Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine şikayet etmek falan. Onun dışındakileri tenzih ediyorum. Zaten onlar kendilerini biliyorlar. Evet, hiçbiri o küfürlere falan katılmamış. Evet. Fakat mesele şu. Ha bir de son tahlilde hükümet bunu yapacak mı yapmayacak mı? Ben yapar diye bir şey görmüyorum. Bu da benim fikrim değil. Bu da benim gördüğüm şey. Evet. O yüzden yapar, yapamaz, yapmayacak dedi falan. Ya ben vermeyeceğim parayı. Benim dememle de bunlar engellemeyecekler. Belki de yapacaklar, onu bilemem ama benim gördüğüm şey şu andaki tablo bu. Evet. Yani denecek bir şey yok. Çok uzar gider bu hikaye. Gider. Ben diğer ama konulara geçeyim. Bizim gazetecilere de bu işte görev düşüyor. Bunun tablosunu bizim de ortaya koymamız lazım. Evet. Özcan gerçekleriyle yapmamız lazım. Özcan çok iyi yapmış. Özcan yazmış, göndermiş ekmek WhatsApp'tan gibi bana. Hatta ekmek fiyatına da gireceğim ama işte 10 dakikam kaldı. Ona da gireceğim ekmek fiyatına da. Ama şu Bahçeli Meral Akşener arasındaki gerginlik diyelim. Onu zaten Mustafa Bey'e soracağım da. Mustafa Albayrak, benim de tanıdığım bir iş adamı, şöyle demiş. Şu ifadenizi tahsisi etmeniz de bence vicdani olur demiş. Ben dedim ya, dün akşam MHP'liler Akşener'in evini bastılar. Bastılar değil, protesto için oraya geldiler. Bazen böyle konuşabiliyor, cümle çıkılabiliyor. Evet. MHP'li sivil protesto hakkı kullanıldı deniliyor. Yorumlar böyle ama hikayede İYİ Parti ve MHP arasındaki liderlerin gergin bir duruma düşmesi konusu. Bundan da bir iki cümle alalım mı Mustafa Bey? Sonra CHP adayları isimleri böyle dönmeye başladı, onu da sormak istiyorum. Valla ben tabii isimler de dönüyor, biraz da seçim süreci yaklaşıyor diye bu biraz konsolidasyon meselesi. İki parti de kendi tabanını diğerinden ayıştırmaya çalışıyor. Çünkü birbirlerinin içinden çıktılar. Ya düzeltiyorum, İYİ Parti MHP'nin içinden çıktı ve önemli bir kısmı, çok önemli bir kısmı. Şimdi dikkat ederseniz meclise geldiğinde de milletvekillerinin bir kısmı tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçme eğilimi gösteriyor. Partilerinden istifa eden milletvekilleri var, İYİ Parti'den istifa eden milletvekilleri var. Devamı da son derece mümkün. Bunu burada da konuşmuştuk daha önce. Fakat şimdi tabii bu gerginlik iki taraf arasındaki böyle bir netleşmeyi sağlayacak. Aslında Meral Akşener'in de işine geliyor. Belki Devlet Bahçeli de orası da hani netleşse bizim tavrımız da belli olsun. Oradan kopacak, koptu. Geri kalan kısmı da bize lazım değil filan demiş olabilir. O keskinleştirmeyi ve mesafeyi ayırmak için böyle bir çıkış yapmış da olabilir. Yani benim görebildiğim, ölçebildiğim bu. Çünkü çok bir nedeni yoktu yani. Biraz durduk yere oldu bu işler. Evet.
bir konsolidasyon başladı yerel seçim öncesi. Ben bunu bu şekilde algılıyorum. Ha tabii iş yavaş yavaş şova doğru döner. Daha önce de Meral Akşener bir şov yapmıştı hatırlarsanız. Şimdi de işte evinin adresi şeyin ne o genel merkezin adresini filan verip şeyler yapıyor. Daha önce de İstanbul'da evinin önüne bir sürü insanın toplanmasını sağlayacak bir girişim yapmıştı. Ama sonra 1-200 kişi, 100 kişi falan toplandı galiba. Cuma nasıl bir şey oldu yani. O şov da tutmadı. Böyle karşılıklı gidecek yani. Ben çok kayda değer şeyler olarak evet. Bunları çok değerlendirmiyorum. Peki CHP adayları İstanbul adayı bir isim duyduk biz ama var bugün sosyal medyada da acaba. Hatta az önce internet sitesinde gördüm galiba. Ümit Boyner gibi bir isim söyleniyor İstanbul adaylığına. Bilmiyorum şimdi isimler konuşmaya başlıyor. Yani en azından haber sitelerinde görünüyor. Ama Ankara bunu en iyi bilir. Mustafa Bey isimler gelmeye geliyor mu yani size böyle işte CHP'nin adayı? Yok estağfurullah. Şimdi bir şey söyleyeyim çok genel bak AK Parti, CHP, MHP hepsi için söylüyorum. Bazılarını evet açıkladılar. Genel başkanlar da bazılarını açıkladı. Ama mesela CHP'de de önemli bir kısım bekliyor. AK Parti'de de bekliyor. Ya bizim ismimizi bir söyleseniz de yani biz de çalışmaya devam etsek olacak mı olmayacak mı diye. Çünkü bu sefer eğer çok başarılıysa ya bir dakika başarılı adamın bile adını açıklamadılar. Ne oldu çizecekler mi şimdi bunu diye bir tartışma yaratıyor. O tartışma aslında olmayan parti içindeki tırmalamaları da biraz arttırıyor. Ya madem adını açıklamadılar bu varken bize sıra gelmez ama bu kadar zaman açıklanmadıysa hadi biz de bir ufaktan kendimizi gösterelim denildiğinde bu sefer içeride çatışma başlıyor. O yüzden bir sürü insan bekliyor, bir sürü belediye başkanı bekliyor, birçoğu bize de ulaşıyor birçoğunun bilgisi. Bence de başarılı olduğu düşünülenlerin, kanaat getirilenlerin erkenden açıklanması ve onların çalışmaya başlaması teşvik edilmeli. Evet. Değişecek olanlar da zaten değişecektir, adam da kendini bilir. Doğru. Şimdi, fakat bu özellikle büyük şehirler için konuşulan isimlerin çoğunun yakıştırma olduğunu söyleyeyim. Evet bunlar konuşuluyor mu? Tabii ki konuşuluyor. Buyur şimdi ben bir isim söylerim. Bu konuşuluyor derim. Hakikaten konuşuluyor ya da zaten. Ama kim konuşuyor? Cumhurbaşkanı konuşuyor mu? Partide böyle bir isimler sıralanmış da ilk 5 isimden birinde var mı? Hayır öyle bir durum yok. Biz kendi kendimize konuşuyoruz. Ya da partililer yakıştırıyorlar. O yüzden bunların şimdi tamamını bu kefeye koyabilirsiniz. AK Parti de dahil. Evet. Şimdi... İsteyen var mı bunların içerisinde? Evet çok da isteyen var. Hatta evet. Birbirleri halinin arkasından çaktırmadan konuşmaya çalışanlar da var. Koca koca evet. Adamlar da var. Parti ismi vermiyorum. Ama yine de dediğim gibi bunlar bir yerde temayüz etmiş isimler değil henüz. Evet. Onun için hepsi yakıştırma. İstanbul için işte Gürsel Tekin adı Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürekli dakika, konuşulan Mustafa isimlerden Bey. Biridir. 1,5 yıldır konuşuluyor. O yüzden isimlerin bu isime Boyner olur mu? Vallahi eğer bir akıl tutulması varsa hani AK Parti İstanbul'u biz olmasa kaybeder diye MHP'lilerin bazıları söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi de eğer aynı kanaatteyse o da Cem Boyner'e aday gösterip AK Parti'nin kazanmasına destek vermiş olabilir onu bilemem. Eşi Ümit Boyner. Netice itibariyle evet. Boyner'in bir oyu var ama o oyunda ne olduğunu biliyoruz. Evet. Son 3 dakikam hızlı geçiyorum. Evet. Ekmek fiyatına değinelim hemen. Hızlı ne olur. Vallahi eyvallah ama bence siz o ekmek fiyatı meselesini, ekmek konusunu dün akşamki gibi güzel böyle bir tabii geniş bir platformda konuşalım. Söyleyeyim yani şöyle yani çok soru işareti var burada. Biraz da ben fırıncıların da bu konuda biraz daha sakin davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fiyatlara baktığınız zaman yani o kadar da böyle adil olmayan işler yok ortada. Mesela hani bakıyoruz bir ekmek neden oluşuyor? Hani bir şeyi analiz edecekseniz parçalara ayırmak lazım. Evet. Un %65, %35 de su. Evet. Yani onun dışında çok küçük miktarda da maya ve tuz var. Şimdi neredeyse 200 gramlık bir ekmeğin fiyatı 1 lira. Yani 5 liraya geliyor bir kilosu bir ekmeğin. Ve %35'i bunun su. Evet. Eğer kuru tarafında yani sadece kuru olarak bakarsanız 7.78 lira civarına geliyor. Bugün bir makarna daha kuru madde ki buğday fiyatı da çok daha yukarıda. Bugün bir makarnanın 500 gramlık paketlenmiş makarnanın fiyatı 1.90 bilemediğiniz 2 lira. O da en hani kaliteli olanı, evet. Marka olanları söylüyorum. Yani 3.80 kilosu. 1 kilo petibör bisküvi yani gene en şu anda piyasadaki en iyi markaların
bir kilo petrol örgüsü gibisi 7,5 lira. O zaman yani, bu soruyu soralım biz bakalım. Yani, söyleyelim yani burada eyvallah işletme mesela diyorlar ki 6 ay vadeli alıyoruz un fiyatını. Ama peşin satıyorsun. Niye peşin satıyorsun? Niye 6 ay vadeli alıyorsun da uncuları da sıkıntıya sokuyorsun? Burada çok fazla bilgi kirliliği var. Vakit olsa tartışırız haftaya ama. Haftaya konuşalım mı? Olmaz mı? Tabii ki. Bu konu önemli çünkü. Bence bunu önemli. El atmak lazım. Biraz bizim bir önceki mesele gibi. Bunları biraz verileriyle açıklamak. Oturup konuşmak evet, aynen, lazım. Tabii. Yani şey yani havada bilgi kirliliğini azaltmamız lazım. O onu suçlu. Benim ama çok kiram var. Ya evet. Kardeşim bebekte konuşuyorduk. Hani bebekte fırın işletmenin manası var yok. Yani doğru. 10 bin tane ekmeğin dışında üretim yapmak 2000, 3000. Türkiye'de 40 bin fırın var. Bunların ortalama üretimi 2000 civarında. Haftaya konuşalım biz bunu. Süremiz bitmiş çünkü. Peki. 30 saniye var Lütfiye diyor ama Lütfiye biraz uzatır mısın rica edeceğim. Şu Ergene konusuna girmem lazım. Ana kumanda bana bir dakika versin Lütfiye'ciğim 30 saniye dedin de. Şu Ergene Nehri'ni hemen soracağım Mustafa Bey. Ne olur Mustafa Bey çok kısa. Çorlu Deresi'nde çevre katliamı var. Artık su pembe kırmızı tonlarında. Yani bu fabrika. Bu ne yapacağız biz bu fabrikaları? Çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki bütün sanayi fabrikalarının bakkalın, çakkalın devlette kaydı var mı? Var. Onun herhangi bir hesabı geldiğinde maliyeye, o yazar kasa yazdığında pıt diye maliyeye düşüyor mu? Düşüyor. Bütün tesislerin atıklarının aynı anda analiz raporları da böyle düşecek. Para bizim için kıymetli mi vergi? Kıymetli. Çevre de kıymetli. İnsan da kıymetli. Böyle bir sistem kuracaksınız. Bir mobil sistem kuracaksınız. O sistem o atıktan, o kanalizasyondan, o fabrikanın çıktısından çıkış fabrikadan çıkan atıklardan vesaireden sürekli ya yani senin normal ayda bir, 6 ayda bir, 3 ayda bir neyse rutin zaten bir kontrol var. Evet. Bu kontrolleri yaptığın yerlerin ki online olarak gelecek. Bu kadar basit. Teşekkür. Bu gelecek ve burada herhangi bir hatayı affetmeyeceksin. Konkordatöye bile izin vermeden dükkanı kapattıracaksın. Bu kadar net. Doğru. Bu konuyu da haftaya atıyorum bu yine. Bu kadar net. Vaktimiz yine kalmadı. Biz bir iki saat yapsak geri. Ağzınıza sağlık Mustafa Kartoğlu ve Hakan Güldağ. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Haftaya bu konuları derinlemesine işleyeceğiz efendim. Bunu söyleyelim ve kapatalım. Saat 10'da karşınızdayım.